Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödül Töreni'nde son konuşmayı bugüne değin hep Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yener Akkılıç yaptı. Kendisine tüm destekler için teşekkür ediyoruz ve alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz. Dostlar hoş geldiniz. Bu dünyada yüz binlerce hatta milyon üzerinde yaşayan canlı var. Ama içlerinde bir tek insanoğlu uygarlık oluşturabilmiş. Bunun neden olduğunu araştıran bilim insanları dört değişik teori söylüyorlar ama bu dört değişik teoride de ortak bir şey var. İnsan yavrusunun gelişmemiş olarak doğması bu nedenden dolayı anne babayla ve tabii ki özellikle anneyle olan ilişkisinin uzun sürmesi. Hani böyle olunca o anne baba, özellikle anne, on binlerce yıllık bilgi birikimini çocuğuna aktarıyor. O kendi çocuğuna daha da aktarıyor. Bu gelişme sürekli olarak uygarlığın ilerlemesini sağlıyor. Tabii en önemli şeylerden biri de insanın gırtlak yapısı. Diğer canlılardan farklı olarak farklı sesler çıkartabildiği için konuşuyor. Konuşarak çocuklarına bilgileri aktarmaya devam ediyor. Ama konuşma uçar gider. Bir zaman sonra yazıyı buluyor insanoğlu. Bizim şu ana kadar çözebildiğimiz, okuyabildiğimiz en eski yazı 5000 yıllık Sümer tabletleri. Ondan eskileri de var. Ama bazı yazılar okunamıyor da. Örneğin Champion denen bir adam bir Rosetta taşıyla hieroglifleri okuyabildi, çözebildi ama Sakkara piramidinin yapıldığı daha eski hieroglifler hala tam olarak okunmuş değil. Çok daha da ilginci, bizim ülkemizde bile bir Finik uygarlığı var. Finik yazısını henüz tam olarak okuyabilmiş değiliz. Buna karşın Finikleri tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Yapıtlarından. Eskiden kalan şeyler eski yapıtların karşısına geçip o taşlarla, ahşapla, tuğlayla eğer konuşmayı bilirseniz o döneme ait insanların sosyoekonomik yapısını öğrenirsiniz. Ben eşimden beraber genellikle bazen arabaya atlar böyle dolaşırız. Sevdiğimiz yollardan bir tanesi İzmir istikamette giderken 40. kilometreden Diriye doğru sabah yol. Bir tek kenarından sular akan hoş eski bir yoldur. Tam Diriye'ye inerken sağ tarafta bir bina görürdüm. Eski bir yağhane belli. Gidip bir türlü durup bakamadım ama hep ona imrenerek bazen de acaba ele geçmiyor mu diye bilgilenen yok diye acıyarak bakardım. Çünkü o yağhane Trilye'nin bütün sosyoekonomik yapısını, kültürünü, sanatını olduğu gibi gösteriyor. Nitekim geçen yıl gördüğünüz gibi burada Sayın Elif Acar Bilgin 19. yüzyıl endüstri yapıları kültürel miras olarak değerlendirmesi Trilye'deki zeytinyağı fabrikası restorasyon projesi çalışmasıyla yüksek lisans başvuruları arasında ödülü kazandıydı. Ve yapıldı, kitaplaştırıldı, bu sene alabileceksiniz. Çocukla ana baba arasındaki ilişkide ana babanın velayeti ve vesayeti vardır. Doğru. O çocuk o velayete muhtaçtır. Bu dönemlerde değil 13-14 yaşına tahsil vesaire araya girdiği için çok daha uzun yaşlar anne babanın velayeti olması gerekiyor. Ama anne babanın bir de vesayeti oluyor çocuk üzerinde. Bu vesayet çok tehlikeli ve kötü bir şey. Bizim hepimizin anne baba olarak yaptığımız bir şey var vesayet deyince. Çocuğumuzun aynen kendimiz gibi olmasını, bize benzemesini istiyoruz. Olağanüstü bir bencillik. Çünkü eğer çocuğumuz bize benzerse, o ki biz yaşadığımız hayatın doğru olduğunu kendi kendimize kanıtlayıp kendimizi sorgulamamış olacağız. Bu bencillik yüzünden çocukların canını okuyoruz. Özgürlük tanımıyoruz onlara. Çocuk herhangi bir şey yapmaya kalktığı vakit konuştuğumuz şeylerden bir tanesi söylediğimiz sözcüklerden biri şudur. Aman icat çıkarma başımıza. Ya bırakalım çocuklar icat çıksın. Ne olur icat çıksın bu ülke icatların olduğu bir ülke olsun. Yoksa Aziz Nesin haklı çıkma veririm azalda. Aziz Nesin demişti ki Türklerin yoğurttan sonraki en büyük icadı klozetlere taharet borusu getirmek olmuştur. Çocukların iç aç çıkarmaları serbest bırakalım. Biraz daha ısrar ederse çocuklar, hemen tuttururuz. Dur senin aklın ermez.
Sen bilmezsin, sen karışma. En büyük yanlış da burada yaparız. Aydınlanma çağının büyük düşünürü Descartes diyor ki, merak en büyük erdemdir. Ve devam ediyor. Yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız, yeni bir şey keşfetmek istiyorsanız, o güne kadar bildiklerinizin tümünü unutun. İyi de biz büyüklerin bunu yapmasına imkan yok ki. Bu yaşa gelinceye kadar bir takım ön yargılar edinmişiz. Merak geride kala kala bu liberal ekonominin baskısı içinde rakiplerimiz ne yapıyor acaba diye merak etmekle diye bir şey yapamaz hale düşmüşüz. Ama Descartes'in söyledikleri var. Çocuklar aynen Descartes'in söyledikleri söylüyor. Çünkü çocukların ön yargıları yok. Çünkü çocuklar hep sorarlar. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne diye. Aziz İsmi Muni Muni diye bir öyküsü vardır, okuyanınız var mı bilmiyorum. Soru sormakta anne babayı delirtir çocuk. Bizim çocukları bu şekilde özgür bırakmamız lazım. Hayran olduğum bir kitap vardır, Anton de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens. Birçoğumuz okumuştur onu. Küçük Prens bir yerde bir resim çizer. Nedir bu diye sorar. Bizim kafamızda bir takım şablonlar var. Bu Platon'un söylemiş olduğu ve zavallı Platon da zaten gerçeği hayali gerçek zannetmişti. Bu ne bu? Şapka, işte besme gibi şapka. Şuradan tutmuşuz, biraz buruşmuş kafamıza geldi. Ama onun arkasından Küçük Prens bir resim daha yapar. Hayır der, bu şapka değil. Bu fil yutmuş bir yılan. Çocuklarımızı şapka diye şartlamak yerine onların fil yutmuş yılanı araştıracak düzeyi hazırlamamız lazım. Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğü yaptığı bir proje var. Oyun engel tanıması parkları. Bunlar rasyon parklar değil. Son derece bilimsel ve uzun araştırmalar gerektiren şeyler. Geçen sene Sayın Sebliğar'ın çocuklara yönelik yapıldığı çevre eğitimi Bursa için katılımcı bir model başlığı altında yaptığı çalışma doktora tezleri arasında ödül layık görüldüğünü şimdi kitaplaştırıldı. Birazdan edinebileceksiniz. Sözlerimde hep vesayetten bahsettim ve vesayet vesayet. Şimdi son 10-12 yıldır vesayetten kurtulma şenlikleri yapılıyor ülkemizde. Allah'ım kurtulduk vesayette. İş yargı vesayetten kurtuldu. At yeri vesayetten kurtuldu. Oyna vesayetten kurtulma şenlikleri yapıyoruz. Yalnız o vesayetten kurtulma şenliklerinin sonunda son zamanlarda bir sözcük daha eklendi. Beka sorunumuz var. Ya beka dediğiniz şey ne? Niye Arapça konuşuyorsunuz ya? Bunun karşılığı var Türkçe. Varmış sorunu bu. Yani toplum öyle hale geldi ki yabancı bir kelime kullanmak bir matah sanılıyor. Yani buna toplumun yarısı beka sorunu diyecek, bıraksın öbürleri de survivor diyecek. Bunun adı bildiğiniz varoluş sorunudur. Evet vardır ama anlattıkları gibi değil. Önce şu, yani vesayet olayını. Bir ailede bal gibi anne babanın çocuk üzerine vesayeti vardır. Eğer çocuk iyi olarak yetişirse bu vesayet iyi bir vesayet. İlkel toplumlarda 6 yıl toplayıcılık döneminde kimin vesayeti vardı? O kabile reisinin en iyi sıçrayan, en iyi avlayan, en iyi yakalayan. Eğer o yanlış karar verirse av konusunda kabile aç kalırdı. İnsanlar yerleşik üzerine geçtikten sonra olay daha büyüdü. Meslekler oluştu. Çok daha önemli hale geldi vesayetin toplumun gidişatını organize edip bir kaos oluşmaması için. Sonuçta söyleyeceğim şey şu. Her toplumda vesayet vardır. Kötü olan vesayet değildir. Kötü olan vasinin kendisidir. İlk defa bunu söylememiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk 1923'te bu cumhuriyeti kurduğunda bir vesayet uygulamadı mı zannediyorsunuz? Bal gibi uyguladı. 1946'tan sonra tırmalamaya başladığımız, 80'den sonra silkelemeye başladığımız ve 2000'den sonra da kurtulduk diye göbek attığımız vesayet. Bir vesayetin ne böyle bir şey olduğunu anlamak için üç soru sormamız gerekir. Bir, bu vesayetin amacı nedir? İki, bu amaca ulaşmak için hangi araçları kullanıyor? Üç, bu vesayet amacına ulaşmak için ortadan kaldırması gerektiği şey ne? Mustafa Kemal'in vesayette bu üç soruyu soralım. Bu vesayetin amacı neydi? Gelişmiş toplumlardan 300 yıl geri kalmış bir kitleyi, 300 rastgele söylenmiş bir rakam değildir. Avrupa'da ilk kitabın basımıyla
Osmanlı'da iki tabu basam arasında 300 yıl fark vardır. O toplumu uygar bir seviyeye çıkartmak amaç buydu. Kullandığı araç neydi? Bilim ve sanat. Kendisine engel olan neydi? 1789'da Fransa'dan ihlal olduğunda Osmanlı'da tahta 3. Selim çıktı. O günden bu yana Osmanlı padişahları da, yöneticileri de, idarecileri de hepsi bir şey yapmaya çalıştı arayı kapatmak için. Bir türlü olmadı. İki şey vardı. 1876'da bir meşrutiyet kuruldu. Bir küsur yıl sürdü, sürdü ömrü. Padişah Ulu Hakan Abdülhamid Han kaldırdı. Çünkü tek adamın sözü geçiyordu. Bir tek adamın istemesi veya istememesi halinde her şey karar veriyordu. Her konuda. 1908'de bir kere daha bu meşrutiyet denen ikinci meşrutiyet adı altında aslında aynı meşrutiyet. Bu ikinci meşrutiyetin çok meşhur bir marif nazırı vardır. Bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanı. Cümlesi çok ilginçtir. Çok beğenilir. Daha doğrusu ne olduğunu anlamaya çalışırsın. Emrullah Efendi demiştir ki, ya şu mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdi. Şimdi birçok kişi için bu çok komik bir şey geliyor değil mi? Ya mektep olmazsa marif ne olur? Hayır. Emrullah Efendi kendi açısından haklı idi. Mektepler açmaya başladıydı Osmanlı son dönemlerde. Ama bu mekteplerde müsbet bilim okunuyordu. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, coğrafya. Örneğin benim mezun olmuş olduğum kurs erkek sesi bunlardan bir tanesiydi. Emrullah Efendi'nin şikayetçi olduğu bu mekteplerden mezunlar çocuklar. Çünkü bunlar düşünmeye başladıkları için soru soruyorlardı. Oysa aynı dönemde bu mektepleri 40 misli fazla medreseler. Emrullah Efendi'nin onlardan hiçbir şikayeti yoktu. Çünkü onlarda dinsel esaslı eğitimle, dogmatik bir kafa ve diyanet kültürü olan insanlar yetişiyordu. Ondan sorunu yoktu. Bunlar problemdi. 1 Kasım 1922'de Mustafa Cemal saltanatı kaldırdı. Artık tek bir kişinin ağzından çıkanla her şey oldu. 3 Mart 1924'te ve ardından hilafeti bir ailenin elinden aldı, farklı bir şeydir. Ve ardından Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkartarak eğitimi bilimsel hale getirdi. Mustafa Kemal'in uyguladığı vesayet buydu. Bugün bu vesayetten kurtulma şenlikleri yaptıktan sonra yeni bir vesayet uygulanmaya çalışıyor bizim ülkemizde. Aynı soruyu, bu 3 soruyu bu yeni uygulanmaya çalışan vesayet için soralım. 1. Bu vesayetin amacı ne? Toplumu olduğu çağdan daha geriye götürmek, Arap kültürünün içine yerleştirmek, özellikle kadının yerini tamamen ayırarak bir meta halinde görmek. Peki, kullandığı araçlar ne? Dinsel eğitimle dogmatik kafalar oluşturabilmesi için İmam Hatip Liseleri. Peki ortadan kaldırdığı şeyler ne? 16 Nisan'da şaibeli bir referandumla tekrar tek adam rejimine döndü. Aslanlar gibi. Yani padişahı bir yerde tekrar geriye geldi. Yani yürütme, yasama tek bir yerde toplandı. Ne kaldı geriye? Hilafet. Şimdi şu çok önemlidir. 3 Mart 1924'te hilafetle ilgili kanun, yanlış bir şey söylemek için okuyacağım burada. O dönemin koşullarına göre mecburen çıkartabilen yasa şudur. Diyor ki, 3 Mart 1924'teki kanun, halife hal edilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır. Yani hilafet sadece bir ailenin elinden alınmış, meclisi manevi şahsında saklı olarak durmaktadır. Bugünkü vasiyemiz, eğer isterse hilafeti getirmek için yeni bir yasa çıkartmasına gerek yok. Sadece zamanlamayı yapması lazım. Yasa zaten duruyor. Ve bunun arkasında bir beka dedikleri varlık sorunu.
Bakmış sonra bundan bir türlü ilgilendirmiyorlar. Bundan 700 yıl önce İbn Haldun'un söylemiş olduğu bir söz vardır. Yaşadığımız toprak kaderimizdir. Gerçekten öyle bir yerde yaşıyoruz ki bu bizim kaderimiz. Ve öyle bir kader ki yaşadığımız yerler, arazi, bizim kaderimiz olan topraklar, göç yolları üzerindedir, ticaret yolları üzerindedir, altında ve üstünde çok değerli şeyler vardır. Bu varoluş sorunu ilk defa ortaya çıkmıyor. Bu Anadolu topraklarında bu varoluş sorunu hep vardı. Bundan 33 yıl evveline dönün, 33 asır öncesine Troya Savaşları bir varoluş sorunuydu. 10 yıl sürdü bu Troya Savaşları. Yani şunu mu zannediyorsunuz siz? Troya kralı Priamos'un oğlu Paris, Menelaos'un karısı güzel deneni kaçırdı diye mi oynuyor savaşlar? Hayır. Troya Anadolu'nun giriş kapısıydı. O kapıyı açtığınızda Anadolu'ya girerdiniz. Açtılar, girdiler. Kendi varlığını koruyamadı. Onların tabiriyle bekasını koruyamadı Troya. Ve Anadolu'da tam 700 yıl uygarlıktan uzak kaldı. Haçlı seferlerde onun için ama en büyük varoluş sorunu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Mustafa Kemal'in bize kurtardığı ülkedeydi. Bir bölüm Yunanlılar, bir bölüm İtalyanlar, bir bölümü Fransızların egemenliği altında. Bir taraftan Pontus diye cumhuriyeti kurulmaya çalışıyor, bir taraftan Ermeniler doğmak istiyor. Ama Mustafa Kemal dedi ki, geldikleri gibi giderler ve geldikleri gibi gittiler. Sorun şurada. Neden Troyalılar kurtulamadılar da Mustafa Kemal kurtulabildi aynı topraklarda? Troya sahnesine bakarsanız en sonunda bir tahta at getirirler ve derler ki bu tanrıların size bir armağanı. Troyalılar kutsala çok inanır. Dogmatik kafaları var. Hatta İlyada'yı okursanız Homeros'un tanrılar ve tanrıçılar karşılıklı kavga ederler. Bu gerçekten kutsal bir şey zannediyorlar. Kutsiyet atfediyorlar, içeriye alıyorlar ve sonuç belli, içeriden çıkanlar Troya'yı yok ediyor. Oysa Mustafa Kemal hiç böyle safsata, efsane ve buna şeylere bakmadı. Sadece bilimsel kafayla düşündü ve temizleyip etrafı bize burayı, bu ülkeyi verdi. Şimdi bizim gerçekten bir varmış sorunumuz var. Ama bu varmış sorunu PKK, PYD, Amerika, Rusya, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, İran'dan dolayı değil. Bu topraklarda bu tür sorunlar hep oldu. Bizim varoluş sorunumuz nerede biliyor musunuz? Eğer böyle bir eğitimle dogmatik kafalar yetiştirebilecek olursak bu sorunlardan hiçbir tanesiyle baş edemeyiz. Bizim varoluş sorunumuz burada yapmaktadır. Bundan dolayı benim söyleyeceğim son bir iki şey var. 75 yılını geçtim yaşımı. Çocukluğumdan beri iç politikayla, içki olan olayları ve dışta neler olduğuyla ilişkili bir ailede büyüdüm. Her şeyi bir kenara bırakın, 67 yıl boyunca Yılmaz arkadaşın kardeşiydim. Sadece bu yeter. Bunu söylememin nedeni, şimdi söyleyeceğim son bir iki şeyde kendimde hak bulduğumu size anlatabilmek için. Dostlar, bu ülkenin akıllı insanları, bu ülkenin iyi insanları, bu ülkede çocuklarının, torunlarının sanat ve bilimin çağdaş bir şekilde oluştuğu bir ortam yetişmesini isteyenler, şu anda etnik yapınızı bırakın, inançlarınızı bir kenara bırakın, idealist fikirlerinizi, yani ideolojilerinizi de bir kenara atın. Eğer yakın bir gelecekte bugün uygulanmaya çalışılan vesayeti demokratik yollardan ortadan kaldıramazsanız şunu çok iyi biliniz ki yakın bir gelecekte bu toplum bırakın vesayeti velayetini başka birilerine terk etmek mecburiyetinde kalacak. Bizi dinlediğiniz için ve buraya geldiğiniz için tekrar kaybediyoruz.